Bakarız. Gerekirse onlardan da şey yapabiliriz. Evet, benden ise... Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buna yama yaptık. Eskisi olmayanın yenisi olmaz. Bunun altına parça koyarak, yama yaparak hem ayakkabıların geri dönüşümünü sağlıyoruz, hem de vatandaşın cebinde parasının kalmasını sağlıyoruz. Çubuklar ayakkabının büyüklüğüne göre çakılarak kenarından zoom para yapılır. Ona göre ayarlanır. Bunlar altı dikildi. Bu iki çip altı dikildi. Bunların topu kapağı yapıldı. Arka kapak dediğimiz kapağı yapıldı. Bu bir terliktir. Bunun alt kısmı komple değiştirildi. Bir gün kahvede otururken, o zaman sigara içiyordum ve yanındaki arkadaştan bir sigara istedim. Arkadaşım da benim ayakkabımı dikersem sana sigara vereceğim dedi. Ve ben ayakkabıyı aldım götürdüm, evde nasıl dikebilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Annemin yorgan iğnesi vardı. Birinciyle başladım, iğne kırıldı. İkinciyle devam ettim, yine iğne kırıldı. Ve üçüncüyle ben bu ayakkabıyı diktim. Geri getirip teslim ettim, sigaramı aldım. Ama tek yerine paket sigara aldım. Baktım ki bu işte az veya çok para var. Ve yavaş yavaş ben artık ayakkabı dikiyorum gibi dikmeye başladım. O sırada ayakkabıların derileri ve topukları, kapakları, altındaki topukları alacağım yer de yoktu. Köyde daha önceden yapılmış, giyilmiş, kullanılmış, saman arasına atılmış ayakkabıları toplayarak o ayakkabıların derilerini, altlarını ve topuklarını değerlendirdim. Ve nihayetinde öylelikle yoluma devam ettim. 1986 yılında Büyükada'ya bulaşıkçı olarak geldim. Ama yerime insan alındığından dolayı, arkadaş alındığından dolayı ayakkabı tamirat ve boya yapmak için yoluma devam ettim. Başladım, devam ettim. Nihayetinde 1988'de dükkan açarak ondan sonra iş yerime devam ettim. Tahmini 35-40 sene arasında o gün bugündür devam ediyorum. Ben şu anki durumu malum, bizim yaşadığımız yer yazlık, sezonluk yer. Yazın hayli kalabalık olabiliyor ama kışın tabiri caizse çorbayı zor kaynatıyoruz. Tabii ki gençlerimiz kesinlikle ilgi göstermiyor. Ustalar yok olduğu müddetçe meslek yok olmaya mahkumdur. Ama çırak olursa insanlar ayakkabı giydiği müddetçe tamir edilmeye bütün ayakkabılar mecburdur. Onun için çırak yetiştiği müddetçe ben mesleğin ölmeyeceğine inanıyorum. Eğer bu mesleği görürse çırak yetişmediğinden dolayı, insanların devamlı üretici değil de tüketici olduklarından dolayı ölür. Her bu ayakkabıları kalıba takıyoruz, genişletiyoruz ama inanın bu mesleği icra edebilmek için 1988'den beri her gün sabah saat 6.30'da kalkarak Büyükada'ya geliyoruz ve tekrar akşam gerisin geri gidiyoruz. 1,5 saat sabah, 1,5 saat akşam yolum var. Bu 3 saat yapar. Ortalamaya baktığınız zaman senede 43 güne tekabül eder. Yani benim 43 günüm komple yolda geçmiş oluyor. Gidiyorum. Şahin Usta çok yetenekli. Elinden her iş geliyor. Aa, sen şimdi halletti yani. Evet, mağazalar halledemedi.
Tek ustası. Ben de burada yaşıyorum 20 senedir. Dolayısıyla ayakkabıyla ilgili ya da çantayla ilgili ne sorunum olursa olsun Şahin Usta'ya getiririm. O da hemen hemen hepsini en güzel bir şekilde halleder. Uygun fiyatlarla. Üstelik şey de yapmaz yani, tek olmanın getirdiği avantajı da kullanmadan. Kesinlikle unutulmaya üst tutmuş bir meslek ama gereken bir meslek. Neticede durmadan aldığınız şeyleri çöpe atamazsınız. Hele ayakkabı gibi uzun vadeli kullanılacak eşyaların bakıma, bazen de tamire ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla bu mesleğin yaşaması gerekiyor. Ama Şahin Usta gibilerden sonra gençler böyle bir mesleği yaşatırlar mı? Bu kuşakla bu meslek biter mi? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Olsun isterim sadece. 15 senedir adadayım. Her zaman da yolum düşer. Çünkü ben tüketim toplumunun bu ülke için yararlı olduğuna inanmıyorum. Bizim çocukluğumuzda gibi bir pantolonu icabına tamir ettirebilmeliyiz, bir ayakkabıyı tamir ettirebilmeliyiz. Yani biz zaten toplum olarak hep harca, tüket, at, yenisini al. Bu zihniyete, yani böyle çok dünyada geçerli ama giderek sonu gelen bir zihniyete alıştırılmak istiyoruz. Tam tersine bizim geçmişte olan böyle küçük esnafı, zanaatkarı yaşatarak biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum.